Şu anda Mustafa Kalkan Delen'le beraberiz. Hocam Uzun Köprü Spor takımını çalışıyordunuz ve takımdan ayrıldınız. Ben size şunu sormak istiyorum. Edirne Süper Amatör Ligi'ni nasıl değerlendiriyorsunuz? Tecrübeli bir teknik adam olarak neler söyleyeceksiniz hocam? Şimdi Edirne Süper Amatör Ligi'ni değerlendiriyoruz derken hani futbol, yani futbol takımlarının kalitesi açısından mı? Genel anlamda her yani, yönüyle hocam. Şimdi Edirne'de Süper Amatör, yani Edirne Süper Amatör'de heyecan kalmamış. Lig başlarken hani yöneticiler yani biz takım kuralım, lige gidelim havasına gidiyorlar. Bir hedefleri yok. Hedefi olan birkaç tane takım var. Bunları maddiyat yüzünden götüremiyorlar. Keşan Spor takımı bu sene iyi bir avantaj yakaladı. Bak bunda bir örnek vereyim size. Yazın Keşan dağınıktı. Yani anafartalar idmanlara başlamıştı. Biz başlamıştı. Daha Keşan'da bir takım yoktu. Ben uzun köpte arkadaşlarıma devamlı Keşan'a bakmayın, Keşan küllerinden doğar diyordum. Şimdi bana hepsi orada. Evet hocam haklısın, bak Keşan gene küllerin doğduğu yer. Keşan haricinde Uzun Köprü olsun, Edirne takımları olsun. Kendileri bu işe vermiyorlar. Madde olarak da çok zayıflar. İşte gidebildiği kadar gidiyor. Bana göre Edirne Süper Amatör Ligi yani kuvvetli bir lig değil. Zayıf bir lig. Hocam peki taraftarların takımlara ve lige bakışını nasıl değerlendiriyorsunuz bir teknik adam olarak? Destekleri yeterli mi? Şehirlerin, ilçelerin bu konuda neler söyleyeceksiniz? Keşan biraz bu konuda yeterli. O da tam değil. Keşan'da daha potansiyel var aslında. Onun haricinde Uzun Köprü ilk yarı bir heyecan gelmişti. Şimdi o da kalmadı. Edirne'de zaten hiçbir şey yok. Evet. Edirne takımda yani lige oynayalım da bitirelim olasılığı oynuyorlar. Taraftar açısından en avantajlı kulüp Keşan Spor Kulübü. Hocam, Bal Ligi'ni de bir kısaca değerlendirirsek, Edirne Gençlik Spor Kulübü. Bal Ligi'nde Edirne Gençlik evet. çok bir avantajlı başladı. İyi de neticeler aldı. Fakat sonra Edirne Gençlik bana göre büyük hatası, devre arası fazla transfer yaptılar. Yani biliyorsunuz 7-8 tane adam aldılar. Sen lige girmişsin, iyi veya kötü, ikinci, üçüncü götürüyorsun. Tekrar kadroyu bozup yeni bir kadro oluşmaya gittiler. Bunda da başarılı olamadılar. Şu anda Edirne Gençlik'in çıkma durumu zor bana göre. Çünkü üstte daha 4 tane takım var önünde. Hocam bir de ben şunu sormak istiyorum, şunu öğrenmek istiyorum sizden. Biliyorsunuz zamanında 13-14 tane 3. lig takımımız vardı Trakya'dan. Evet. Ama şimdi bakıyoruz Kırklareli Spor 2. ligde mücadele eden tek takım Trakya'dan. Evet. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Bu duruma nasıl geldi Trakya futbolu sizce? Trakya nasıl geldi? Herkes biliyor bunu. Taşıma suya değirmen döner mi? Dönmez. Hiçbir kulübün sahibi gelir kaynağı. Yani ileri dönük yatırımları, altyapıları, tesisleri yok. El cep ne kadar gider? Bir sene gitti, iki sene gitti, üç sene gitti. Bütün takımlar yavaş yavaş yaprak misali. Hepsi döküldüler. Ve şu anda bakıyorum Trakya'da hala kulüplerin bir sabit gelir kaynakları yok. Evet. Altyapıları yok, tesisleri yok. Hocam, Kırklareli Spor'a değinirsek, süper amatörden başladılar. Gerçekten hızlı çok bir çıkışla ikinci lige geldiler. Neler söyleyeceksiniz hocam? Çok güzel performans yakaladılar. Bilgin Hoca diye hocaları var biliyorsunuz. Yediğiniz kardeşimizdir. Sebat ettiler. Onunla devam ettiler. Ve Kırklareli takımı şu anda ikinci ligde yerini bulmuş durumda ve bana göre de kolay kolay buradan aşağı düşmez. Olayı oturtmuşlar bir kere. Çok genç başkanları var. Hocalarına güveniyor. Bilgi hocam da sağ olsun. Genç hevesli bir kardeş. Azmettiler. Devamlı bu işi götürüyor ve iyi giderler. Hocam yani bir istikrardan bahsedebilir miyiz? Yani Kırklareli istikrarından. Evet, evet. Yani sonuçta hocaya güvendiler. Sürekli bir istikrar var. Tabii. Yani bu anlamda değişiklik yapmadılar uzun yıllar. Evet. Onu da bozmadılar. Gençlere, zaten üçüncü ligi biliyorsunuz yani evet. Genç grubu 23-24 yaş altıydı oynuyorlardı. İkinci ligde de akıllı transferler yaptılar. Yani aldıkları futbolcuları bilerek, inanarak yani almış olmak için almadılar. Bilerek aldılar. Bilgin hocamın tanıdığı futbolcuları aldılar ve iyi gidiyor. Bana göre daha iyi gidecekler. Onu söyleyeyim. Teşekkürler hocam. Rica ederim.